akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayında ben İşler Sakar'ın sunumunda Türk Ana Haberleri'ni izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugün gerçekleşen dünyadaki Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle toplantı video konferans aracılığıyla yapıldı. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yaparak koronavirüs döneminde alınan önlemler ve sonrasında atılacak adımlar hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Salgın sonrası dönem için hazırlık yapın. Salgınla ilgili sorunlara çözüm üretmek, bilgi, tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla kriz merkezleri arasında işbirliği vidasını öneriyorum." ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle ihracatı Sağlık Bakanlığı'nın özel iznine bağlanan tıbbi koruyucu malzemeleri yurt dışına çıkarıp Avrupa ülkelerine pazarlamak isteyenlere yönelik operasyon düzenledi. İpsala gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda Yunanistan'a giden ve sargı bezi taşıyan tır sürücüsü durduruldu. İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tırda yaptığı aramada 767 bin tıbbi maske, 12 bin antibakteriyel ıslak mendil ve 4080 adet el dezenfektanı olmak üzere toplam 783 bin 80 adet tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi. Öte yandan İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonda durumdan şüphelenilen bir kargo paketi X-ray taramasına yönlendirildi. Gerçekleştirilen taramada pakette tıbbi koruyucu malzeme olduğu belirlendi. Açılan pakette 340.300 adet maskenin yanı sıra çok sayıda tulum, koruyucu gözlük ve dezenfektan bulundu. İki olayda ele geçirilen tıbbi koruyucu malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1.200.000 lira olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı teröristin kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında Muş Varto ilçesi Varta-Karlova yolu üzerinde jandarma yol kontrol noktasında şüpheli bir araç durdurulduğunu, araçta çıkan çatışmada PKK terör örgütünün Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu turuncu kategoride 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan Hayri Mavakod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirildiğini belirtti. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama ile 20 ile 65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ücretsiz maske dağıtımı da bugün öğlen saatlerinde uygulamaya geçti. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip TC kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alabilecekler. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kabinesi Operasyonel Merkezi'nden yapılan açıklamada 1960'ta doğan koronavirüs testi pozitif çıkan hastanın sağlığını stabilize etmek için etilasyon önlemleri sonuç vermedi. Şimdiye kadar ülkede 991 kişiye koronavirüs bulaşmış, bunlardan 159'u tedavi edilip onu ölmüştür ve 822'si özel hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Bunlardan 26'sı kritik durumda, 33'ü orta durumda ve diğerlerin sağlığı stabildir. Ben İşler Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberleri'ni izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.